yarışır. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk. Evet Emre. Bravo. Ay ay ay, klasik açılışımı yapayım o zaman efendim. 7'den 70'e milyonların cevap aradı. Fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler. Siz 600'ler ve siz 600'ler. Hepiniz hoş geldiniz. Canım ciğerim, şimdi diyeceksin ki o 600, bu 600 bir hata mı? Yok, ne hatası? O şu demek, 600. bölümümüz kutlu olsun demek. Yani 600 bölüm de... Ay efendim, öncelikle tabii ki siz değerli, bize katkıda bulunan ailelerimize buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Sonra efendim yeni nesil yayıncılığın adresi 360 ekranları genel yayın yönetmeni Oğuz Altuğ Demirel'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün 360 ailesine, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi tabii ki Sera Film yapımcım İdil Belli'ye buradan selamlarımı, teşekkürlerimi yolluyorum. Ve tabii ki yapımcım, yine hiçbir bölümü kaçırmaz, Özgür Özatay, kendisi burada. İyi ki varsınız efendim. Ve aileler yarışıyor. Canım ekibim. Efendim herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Nice 600 bölümlere hep birlikte, tabii ki canım ciğerim, özellikle sen. Sayenizde efendim reyting rekorları kırıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ay yine heyecanlandım. Biliyorsunuz bende Türkan Şoray sendromu var. Arkada çiçeklerim var, pastam var. Hep birlikte iki varsınız, pastamızı da keseceğiz. Ufak bir çiçeklerime doğru gideceğim. Çünkü notlarım var, onları okuyacağım, sizinle paylaşacağım. Şöyle bir yerime geçeyim. Ay bir alkış olacak Emre, bu televizyon. Ne oldu mumları? Hemen mumları ama, değil mi? Alperen'cim bak, 600 bölüm oldu, yok. Nerede? Ben bunları şeyle mi yakacağım? Gel yavrum, gel. Gel. Ben o sırada efendim çiçeklerimi hemen... Dur yakma, sen yap. Yavrucuğum, bu televizyon işini bir türlü öğrenemedin. Sonra da annem kızıyor. Bu Alperen'e niye sürekli kızıyorsun? Ver. Nereye gidiyorsun? Gel yavrum. Teşekkürler. İkisini birden bravo diyorsun ki. Efendim hemen çok güzel bir çiçeğim var. Onun notunu okuyayım. Biliyorsunuz, evet... siz göz doktoruydunuz değil mi? Evet. İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Heyecandan biraz gözlerim de doldu da. Nemlenince daha da, biliyor musun? Bakış. Bölümler hep neşeli olsun. İzleyenler mutlu olsun. Asuman Krause ile beraber 600. bölüm kutlu olsun. Ankara klimaları da açmadın. Terledim o. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Herhalde bu Seda Hanım bizim yakışıklı. Çok güzel yine bir çiçeğim var. Diyeceksiniz ki saksıda çiçek mi yollanır? Tabii ki. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok önemli. Ben saksıda çiçek çok severim. Bu çünkü kök salmak demektir. Ben de gördüğünüz gibi yeni nesil yayıncılığı adresi 360'a kök saldım efendim sizin sayenizde. İyi ki varsınız. Çok sevdiğim birisinden geldi. Zevcem'den geldi. Papatyalarım da burada. Bunun içinde bir not vardı. Ve şu anda görüyorum, benim canım ekip arkadaşlarım. Notumu ne yaptınız? Not yok muydu? Yokmuş. Vardı gibi gördüm. Çiçekleri gönderen herkese çok teşekkür ediyoruz. Hemen gördüğünüz gibi klimaları yine Alperen güzelce vaktinde açtığı için, hazırsanız biraz daha böyle alengirli yapacağım. Efendim hep birlikte nice 600. Aileler Yarışıyor bölümüne inşallah girelim. Efendim şöyle canım ciğerim. Şimdi ben burada benim ekiple birlikte hem şu ortalığı bir toparlarız hem de bir aile fotoğrafı çekeriz. Sonra hemen eğlenceye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel efendim, harika bir duygu gerçekten. Aileler Yarışıyor da 360 ekranlarında 600. bölümümüzü kutluyoruz. Nice 600 bölümlere diyorum ve şimdi de diyorum ki proteinler iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Ve irisler siz de iyi ki geldiniz, hoş geldiniz. Hazırsanız sizi proteinler, siz sporcu musunuz? Evet. Ya ne diyorsun? Evet. Emre, ben de hiç anlamamıştım ya. Belli olmuyor. Efendim sürprizli 1000 liralık bir cevabım var ya, işte o tam 5 etapta var. Evet, şanslı sorumun şanslı cevabı 5000 lira değerinde. Bravo. Ve final ödülüm 10.000 lira. Hazırsanız Emre ve Hande ile başlıyoruz. Bravo Emre. Bravo. Bravo. Emre, bu kanatlar kapanıyor mu? Kaç senin kol? 44. Kaç? 44. Bir daha söyle. 44. Ben de seni sevgi... 44 santim. Alperen Mezure. Aa Alperen, ama Alperen. Biliyorsun kanatları kapanmayan bir insan gördüm, hemen bana mezure getiriyorsun. Bu ama şey, ne derler, ısınmamış hali. Tabii soğuk. Soğuk 44. Isınınca 40, kaç oluyor? 45, 44,5. 44,5 mu? Atar, ha. Isınınca o da mı ya? Yarım santim mi? Seni tanıyalım Emre. Emre Ulusu. Besyo mezunuyum. Besyo. 12 senedir antrenörlük yapıyorum. Öyle mi? Fenerbahçeliyim. Buradan şampiyon Fenerbahçe'yi tekrar tebrik ediyoruz. Ne oldu? Fenerbahçe... Ya o, ben ne diyorum? Her zaman fair play kazansın. İyi olan kazansın. Benim kamera, bütün herkes Galatasaray. Murtu'ya bak böyle, yani ya. Evet, güzel. Emre 12 yıldır antrenörlük yapıyorum. O antrenörlük dediğimiz PT mi, personal trainer mı? Personal trainer. Bütün işimiz o. Bütün işiniz o. Evet. Geldi, mezure de geldi. Alperen gel. Harbi geldi. Geldi. Isınmadan bakalım. Bakalım şimdi öyle atmak tutmak atmak kolay da. Bakalım. Ne yapıyorsun? Sıkacağım. Sıkacağım mı? Evet. Şu mikrofonu biraz şeye getir. Sıkmadan olmuyor. Tamam. Bisepsini sık. Hadi gel. Oo. Abo. Ne oldu ya? Dur. Tamam. Sık 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 sık. Sık. 149 mu? Yok, o biraz yanlış oldu ya. Pardon, tersten yaptım. Emre çok sıkma. Ha? Çok sıktı Emre. Emre çok sıktım, patlayacak. Bakalım. Ve... 43. 43! Hakikaten 43. Şimdi ne yapıyoruz Emre? Ne yapıyoruz? Isınıyoruz. Isınıyoruz. Sonra bir daha ölçüyoruz. Buyursunlar. Kaç? Öyle ısınamam ki. Nereye? Bir şey yok ki. Koşmayı mı düşündü o? Hayır canım. Şuraya kadar. Push-up'la ısınılmaz. Neyle? Çekmesi lazım. Evet. Push-up yapması lazım. Kol çekmem. Çeklendiğimi çekmem lazım. Tamam, şey Alperen'i şey niyetine Alperen olur. Olur mu Alperen? Çok ağır gelir biraz. Alperen sen kaç kilo? Bu şeydir ya, şöyle bir şey var. Antrenörlerin ve sporcuların arasında en son kaç bastın? En son kaç bastın? Hangi hareket? O eskide kaldı. O eskide mi kaldı? Onu biz onları cevaplamıyoruz. Ne demek istedin sen Sinan? Biz eskide mi kaldık? Alperen kaç kilosun? 75? Hangi hareket olduğuna göre değişir. Böyle kaldıracaksın işte. Biceps yapacaksın. Böyle bir tane bir kere kaldırırım da mahvolurum. Nasıl kaldırmak istiyorum onu ya söyle. Alperen çok kalın, elime gelmesin. Daha önce yani, Umut, hadi gel. Umut daha light. Şey, hafif siklet, ağır siklet. Şöyle Emre, seni ortaya alalım. Biz aynı zamanda bilgilendiren bir program. O ne? Biz profesyoneliz. Gel Alperen. Umut da hemen geldi ya, çok tatlı. Bu olur mu? Ben bunu 5 dakika indirip kaldırmam lazım. Tamam, Umut gel. Bu 5 dakika lazım, ben 5 dakikam yok. Kusura bakmayın. Gel, bir anda patlamaz. Bir anda patlama. Ha, kanın şey gelmesi lazım. Anladım. Umut'u nasıl? Umut. Tamam, sen onu ver şeye, Alperen'e. Umut hakkını helal et. Şimdi nasıl yapacağız? Umut, arkadaşlar siz de yönlendirin Emre'yi. Umut'u nasıl kaldıracağım ama. Bacak arasından tutacaksın Emre. Ya şınav çekseydin olmuştu işte iş. Hakikaten. İlla bana şınav çektireceksin. Tamam hadi git Umut. O zaman şınav. Hadi. Çek. Hadi başla. Ooo be Emre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Canlı yayında 43 olan pazuları bakalım. Kaç santim? 26. Kaça kadar yapıyor ya? 28. Ya kaçtadır? Düğmesi var mı? Durduruyoruz mu? Ne oluyor? Tamam gel kıpkırmızı oldu. Evet hemen yapmamız lazım hemen. Şişme oraya kan gitti. Şişer. Kan gitti oraya. Evet daha çok şeye gitti ya. Evet dur bakalım hemen halledeceğiz o işi. Dur bakalım. Bakayım. Tamam sık sık. Heh. 42,5 ya. Bu senin geriye gitti ne oldu? Güzel. Sınav ters tepti. Sağ ol, kırmadın Emre'cimizi. Sağ ol. Sağ ol Emre. Emre nereye gidiyorsun? Çok iyi. Bilerek yordunuz beni butona basmayayım. Yok öyle bir şey yapmadım. Teşekkür ederim. Hemen dönüyorum Hande'cim seni tanıyalım. Ben Hande. Bizim program böyle işte gördüğün gibi. Evet eğlenceli. Hemen gösteriyoruz, bakıyoruz 43-44 oluyor mu? Olmadı. Söyleyeceğim şeylere dikkat edeyim o zaman. Yok olur mu aşk olsun. Ben Hande, doktorum, göz doktoruyum. İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çalışıyoruz. Hepiniz aynı yerde mi çalışıyorsunuz? Hepimiz aynı klinikten geliyoruz. Evet. Burada bize hem buraya gelmemize destek olan hem de klinik hayatımızda hep destek olan hem başhekimimiz Mehmet hocamıza ve kliniğimizin hocası Hülya hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Biz de selam yollayalım. İzin alıp gelinmiş. Ortam. 10 puanlık sorunuz geliyor. He, eller tabii koydum. Kollar kavuşmuyor arkada. İşte biraz zor oldu. Hakikaten yanlış yaptım ben o kadar şınav çektirdim. 10 puanlık sorunuz görsel bir sorudur. Hüma Keri ile ilgili. Bak bakalım Emre, bak bakalım Hande. Sorunuz, sizce Hüma Hanım bu fotoğrafı hangi köprünün önünde çektirmiştir? Kaldık. Güzel köprüymüş de hangi köprü? Ne yapıyorsunuz? Tamam. Evet. 15 Temmuz. He? 15 Temmuz. 15 Temmuz köprüsü önü mü? Değilmiş Emre. Sence hangi köprünün önünde fotoğraf? Basmaya gerek yok değil mi? Basacağım, basacağım. Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet mi? Bravo Emre. Ay, acele etmeye gerek yok. Bir anda biliyor musun? Korktum da acaba şey mi olur? Şimdi adama da şınav çektirdik. Bak Emre boşuna çekmedin şınavları işte. 10 puanı kaptın. Özge ve Kübra geliyor. Kübra seni tanıyalım. Ben Kübra. Ben ya de... Siz ne kadar güzel göz doktorlarısınız yahu. Birbirinden güzel göz doktorları. Ne oldu? Teşekkür muhabbete mi daldınız? Soruz. Manipüle ediyor beni. Kim? Sinan. Neden? Çok bekledi. Konsantrasyonumu bozdu beni arkadaş. Sen deyim Kübra. Odaklanmam lazım. Ben Kübra, yani Hande'nin de dediği gibi hep birlikte aynı klinikte çalışıyoruz. Böyle bize bir ana olsun diye katılmak istedik. Çok güzel. Kimin fikriydi? Aslında Buse ve Hande'nin fikriydi. Bizi onlar ikna etti birazcık ama güzel oldu. Güzel oldu. Aynen. İyi ki geldiniz. Hem de tam 600. bölüme denk geldiniz. Evet. Özel tabii bir bölüme denk geldiniz. Mesela eşe dosta yarın öbürsü gün işte çoluğuna çocuğuna göstermiş. Hemen girdin. Aileler yarışıyor 600. bölüm. Aynen. Unutmayacak. Tabii. Aynen. Çünkü öbür türlü şey olmuyor. 549 muydu? 532'de miydik? Neredeydik diye aramana gerek yok. Özgeciğim seni tanıyalım. İsmim Özge, İstanbul doğumluyum, 93 doğumluyum, spor akademisi mezunuyum ben de Haliç Üniversitesi'nden. 2011'den beri de bu sektördeyim, arkadaşlarımla beraber aynı kulüpte çalışıyorum. Çok memnun oldum Özge. Kübra'cığım 10 puanlık sorunuz geliyor. Diyelim ki ormanlık alanda yürürken yeni doğacak bebeğinize isim arıyorsunuz. Etrafa bakarak bulacağınız bir isim söyleyin. Epa ne oldu Kübra? Doğa. Doğa var mı? Özgeciğim sendeyim. Nefes. Nefes mi? Nefes olsun. Doğa içinde yürüyor. Oksijen alıyor. Ha. Nefes var mı? Nefes. Yok. Yok. Başka bir şey daha söyleyebilirim. 10 puan bende kalır ama anlaştık mı? Hadi anlaştık. Hadi söyle. Yaprak. Papatya. Bakalım neymiş? Papatya. Olurmuş işte. Olur. İlk o aklına gelseymiş. Keşke. Görüşürüz Özge. Görüşürüz Kübra. 10 puan bende kaldı. Buse ve Doğukan geliyor. Bravo Doğukan. Şimdi Doğukan'ı az sonraya bırakacağım. Doğukan'la ilgili bir anımı anlatacağım. Buse, seni merhaba, tanıyalım. Buse, sen Pelin'le ikiz misin? Değilim. Ne kadar da benziyorlar, saçtan mı? Bu senin kendi saçın mı? Kendi saçım. Ay benimki de tanımlanamayan bir cisim gibi yani. Kendimi bugün öyle hissediyorum. Benimkisi de Napolyon saçı, nasıl? Güzel. Kıyafetimle bizimkinden de böyle bayağı... Bizimkinden daha güzel olmuş. Ne? Bizimkinden daha güzel. Ay olur mu, aşk olsun? Senin kendi doğal hali. Evet. Organik. Organik benimki. Seni tanıyalım Buse. Sen kaç yıldır göz doktorusun? Ben 1,5 senedir göz doktoruyum. Değil mi? Daha yeni herhalde hepiniz. Yok, hepimiz aynı sürede değiliz. Kübra ve Hande benim kıdemlim. Pelin eş kıdemim. Aa, birbirinize öyle mi hitap ediyorsunuz? Kıdemlim mi diyorsunuz? Evet. Yani isimlerimize hitap ediyoruz aslında. İsimlerimize hitap ediyoruz ama belli bir kıdem var klinikte. Ya neden ya? Çok hoşuma gitmiş. Alperen bundan sonra bana... Kıdemlim. Yok, sen bana üstad diyorsun. Hande bana zorla kıdemlim diyeceksin bana diyor. Ben de ona kıdemlim diyorum. Kıdemlim, çok güzel. Evet. Sen de göz doktorusun. Evet. Nereden geldin İstanbul'a? Ben İstanbulluyum. İstanbulluyum diyorum. İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çalışıyorum. Bandırma'dan geldim. Bandırma'dan geldin. Çok güzel. Heyecanlı mısın sen biraz? Bir tık. Bir tık. Birazdan geçer. Bak şimdi anımızı. Ben bir geldim buraya. Abo Doğukan'ı bir gördüm. Ay ben belki hatırlarsınız, bir hikaye anlatmıştım. Bizim köyde arabayı çektim, benim kamyoneti. Kasayı da açtım arkasını. Kasanın üstüne çıktım. Yani şöyleydi daha doğrusu. Arabada böyle bir giderken bir ağaç. Abo erikler ne kadar güzel dedim. Sonra dedim ki yani yola sarkmış erikler. Yani günün sonunda baktığında birisinin bahçesine girmedim. Yoldaydı. O yolda olunca ne oluyor? Otomatikman göz hakkı. Ben öyle algıladım mevzuyu. Kamyonetimi, baba kamyonetimi çektiğim ters böyle kamyonet arka kasayı açtım. Fotoğraf duruyor hala. Belgelendi mi o? Evet. Fotoğrafı mı var? Beni çek. Ben o sırada işte kameralara yakalanmışım. O kısmı anlatmamıştım. Şöyle, onu ben tabii daha tatlı anlattım. İşte erik falan bizim köyde ağaçtan topluyorum. Yo, ben bayağı kasayı ters çevirdim. Ondan sonra bir arkadaşım daha vardı yanımda, Orçun. Orçun'la böyle dedim ki, oğlum dedim, erikler çok güzel. Toplasak mı? O ayıp olur dedi. Niye dedim, yola sarkmış, toplayalım bence. Güzelce çıktık ikimiz kasaya. Benim arkada poşetler moşetler, hoppa yoluyoruz ama erikleri. Bayağı bildiğin poşete dolduruyoruz. En sonunda bir teyze çıktı. Ne yapıyorsunuz dedi. Teyze erikler senin mi dedim. Senin de olur ne olur dedi yani. Sağ ol teyze dedim. Bir de eve çöktüm. Çay, poğaça, börek ne varsa sonra... Doğukan geldi. Doğukan'ın annesiydi işte. Yani Doğukan'ın bahçesinden çalmışım ben erikleri. Afiyet olsun. Sağ ol. Fotoğrafı kim çekti o sırada? Sen mi? Evet. Orada erikleri toplarken tam Orçun'la beraber... Ne yapacaktın o fotoğrafla? Orçun'da duruyor. Bende de var. Ha iyi yani tamam. Bende de var. Asuman Krause erik ağacımızdan erik çalarken. Yok. Yani komşum çıktı. Kendisi komşum olur. Dedeciğim. Doğukan nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? İyi teşekkürler. Hala heyecanlı mısın? Ya çok değilim. Geçti biraz heyecanım ya. Sen de spor hocasısın. Evet. Kaç yıldır? 6 yıl oldu benimle. 6 yıl oldu. Hı-hı. Benim elimde büyüdü. 6 yaşındaydı. Pardon 6 yıl önce işte. 2018. Ama sonra bayağı kaç yıldır görmüyorum yani. Bayağı yıl oldu. Neredesin sen, mahallede de yoksun? Çok takılmıyorum. Sabah iş, akşam ev, o şekildeyiz. Çok güzel. Sen de Besyo mezunusun. Besyo. Çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eller arkada Buse. Pardon. Çok zayıf insanları tabir etmek için kullanılan bir balık ismi söyleyin. Doğukan. Zargana. Zargana. Var mı? Bravo, 10 puan senindir. Proteinlere gitti. Görüşürüz Buse. Çok hızlı davrandı. Ceyda. Ben gitmek istiyorum. Ve Pelin'le devam ediyoruz. Pelin'cim. Merhaba. Sen de mi bir buçuk yıldır? 1,5 yıllık evet, göz asistanıyım. Aa, siz aynı hastanedesiniz. Aynı. Karıştırıyorlar mı sizi bazen? Karıştırıyorlar aslında. Sen nereden geldin İstanbul'a? İstanbulluyum ben. Doğma büyüme İstanbulluyum. Heyecanlısın. Biraz heyecan var evet. Atarız o heyecanı birazdan. Bak Ceyda'ya bak. Sanki gece gündüz Aileler Yarışıyor programında. Sen de aynı spor salonundasın. Evet. Aynı ne kadar zamandır? Yani 7-8 aydır oradayım. Ha, sen de yeni. Evet, ben de yeniyim evet. Ve hiçbirini tanımıyorum. Bir tek Doğukan'ı tanıyorum. Emre'yi de bir iki kere görmüşüm. Dur herhalde. O kadar. Sen de yenisin. Evet. Oo, ben salona... Oo, 2017'de istifa ettim ben salona. Tekrar bekleriz. Kısmet. 10 puanlık sorunuz geliyor. Kalbin aynası olan bir şey söyleyin. Niye tereddüt ettin Ceyda? Sen değil. Gözler. Öyle midir? Kalbin aynası bence. Bakalım gözler var mı? Bravo, 10 puan yine oraya gitti. Bravo irisler, bravo. İstikrarlı devam. Dur bakalım. Ay, Mısra mı? Çok güzel. Mısra ve suya susamış Sinan geliyor. Hadi Sinan, bravo. Oo, Sinan, sanki Sinan'a bak ya, Küba'dan gelmiş gibi. Değil mi? Keten pantolon falan filan. Sen kaç yıldır ya da kaç zamandır bu salondasın? Bu salonda 6 ay oldu benim. Ha, senin de yeni. Ama 7 yıldır bu sektördeyim. Eski voleybolcuyum. Ha. Evet, aynı zamanda fitness yarışmalarına katılıyorum. Türkiye üçüncülüğüm var. Voleybol oynarken yalnız ama vücuda... Bu kadar değildi tabii olmaz, ki. Evet. Değil mi? Yani çünkü, zaten çok ters. Tabii tabii. Ne kadar kas kütlen yüksekse o kadar çabuk yorulursun, sıçramanı engeller. Ama o zamanlar daha inceydim. Mısra, seni Mısra ne kadar güzel bir isim. Teşekkür ederim. Mısra, seni tanıyalım. Ben de 1 yıldır... Mısra, sen de böyle bakınca diş hekimisin sandım yavrum. Dişlerin güzelliğine bak. Teşekkür ederim. Ben de 1 yıldır göz hastalıkları asistanıyım. Yani aralarında en çömez benim. En çömez? Evet. En kıdemli Kübra ve Hande. Hande. Sen nereden geldin peki? İstanbul'da ben de İstanbul'dan. İstanbul'da geldin. Yani memleket İstanbul mu senin? Evet. Ha, öyle mi? 7 kuşak mı? Yok, hayır, öyle değil tabii ki. Tamam, nere? Aslen babam Diyarbakırlı. Ha, Diyarbakır'a da selam olsun. Çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Eller arkada Mısra. Çok güzel soru. Bak, daha soruyu duymadı Salih abi. Kamerayı düşürüyordu az kalsın. Ben öyle yapınca Salih abi hep heyecanlanıyor. Bak bak, sorunun güzelliğine bak Salih abi. Bir... Nereye bakıyorsun? Mısra orada değil, ben de soru. Mısra da soruyu bekliyor oradan. Sorunun güzelliğine bak. Birini seçecek olsanız hayatınızın aşkı mı, hayat arkadaşı mı? Sinan? Hayat arkadaşı. Neden? Hayat aşkı dediğimiz olay bence geçici bir şey. Hayat arkadaşı olmak daha iyi. Senin var mı hayat arkadaşın? Maalesef. Maalesef mi? Evet. Kaç yaşındasın? 30. Ne kadar zamandır yok hayat arkadaşın? Yeni. Yeni mi? Evet. Ha, tamam. O zaman şey yapmayayım ben. Ne demiştin? Ben aşk meşk deyince benim hemen... Şu an bende de gitti. hayat arkadaşı. Hayat arkadaşı var mı? Mısra, sen 10 puanı kaptırdın ama sen ne derdin? Ben hayat arkadaşı derdim herhalde. Sen de hayat arkadaşı değil mi? Herhalde. Tabii canım. Hayat arkadaşı olup aşkı da hep sürdüreceksin. Önemli olan o. Görüşürüz Mısra. Mesajım umarım gereken yere varmıştır diye düşünüyorum. Efendim, bu akşam Aileler Yarışıyor'da açılış şöyle yapmış bulunmaktayız. İrisler 0 puanla başlarken proteinler 40 puanla başladı. Uzun zamandır yine olmuyordu. Neredeyse burası bir rekora doğru gidiyordu. Bu 10 puanı alamayan kim? Ben alamadım. Ha, Özge, tamam, önemli değil. Senin turuncu elbisen yeter. Yeter. Hiç problem yok. Bakalım ilk etaptan neler olacak? Hande ve Emre geliyor. Bu arada efendim, benim kızım, manevi kızım da burada bu akşam. Zeynep'in eğitmeni sen misin? Maalesef. Maalesef. Bakayım Zeynep'im. Zeynep'imi alacağım ben birazdan. Manevi kızımı göstereyim ben. Biri ilk. En son 5 yaşında görmüştünüz. Şimdi kaç yaşında oldu? Emre'cim maalesef nasıl öğrenci, iyi mi? Dinlemiyor. Dur oraya döneriz. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Bir erkeğin günlük yaşamda özel bir şey yapmadan genel davranışlarıyla çekici olması ve kadınları etkileyebilmesi için gereken özelliklerden birini söyleyin. Ay bir ara soru hiç bitmeyecek sandım. Emre? Sohbet, muhabbet. Emre'ye bak ya. Emre direkt bizim var ya. Sohbet, muhabbet. Ne olsun ya? Sohbet, muhabbet. Muhabbeti ya, sohbeti. Hande'cim, bir erkeğin günlük yaşamda özel bir şey yapmadan genel davranışlarıyla çekici olması ve kadınları etkileyebilmesi için gereken özelliklerden birini söyleyin. Giyim tarzı. Giyim tarzı mı? Giyim tarzı var mı? Tebrik ederim. Nereye? Hiç Emre umrunda değil ki, değil mi? Buyursunlar, irislerle başlıyoruz. Bir erkeğin günlük yaşamda, bak, bir erkek günlük yaşamda özel bir şey yapmıyor, genel davranışlarıyla çekici olması ve kadınları etkileyebilmesi için gereken özelliklerden bir tanesi. Hande diyor ki, giyim tarzı. Kübra. Kibar olması, kibarlık. Kibar olması. Evet. Kibar olması var mı? Evet. Nezaket, nazik olması. Bakalım sürprizli 1000 liram kime gelecek ilk etapta? Buse. Ben gülüşü demek istiyorum. Gülüşü mü? Evet. Şey mi, etkiler mi gülüş? Evet. Buse'ye, Buse'ye bak ya. Adamı gördü, yaşadı o anda, anladın mı gülüş? Mesela şey soracağım sana Buse. Tabii şeyi soracağım çünkü hani oyunculardan, ünlülerden böyle gülüşünü beğendiğin hangi oyuncumuz var? Birkan Sokun. He? Ya Buse söyle, bir şey söyle, olmaz. Ya kendi içine söylüyor. Şey yok. Hiç normalde böyle aslında normalde böyle bir insan değiliz. Susturamıyoruz aslında yani. Öyle söylüyorum. Şimdi de susuyorum. Birkan Sokullu. Öyle mi? Evet. Buradan Birkan'a seslenmek ister misin? Birkan'cığım şu kamerada. Birkan Sokullu sana kalp yolladı. Buse. Ya ne olacak ya? Ya evet. Dost meclisinde anlatmıyor musun bunu? Aa ne güzel gülüyor falan diye, evet. Değil mi? Tabii. Bakalım gülüşü var mı? Güzel gülmesi ya. Birkan Sokulu'dan sana, pardon oradan Buse sana 1000 lira geldi. Pelin'cim sen değil. Ses tonu. Ses tonu et. Evet. Ses tonu. Bizim mesela nasıl ses tonu? Bas. Buğulu. 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 İçten. Mesela seni etkileyen bir oyuncunun ismini vermek ister misin? Yani Kenan İmirzalıoğlu. Biliyordum Kenan diyeceğini, biliyordum. Biliyordum. Kenan İmirzalıoğlu demişken buradan Ankara'ya da selam olsun. Kenan İmirzalıoğlu var mı diyecektim ayol. Ses tonu var mı? Wow, ses tonu da var. Mısra. Ya ben aslında zeka demek istiyorum ama... Özel bir şey yapmasına gerek yok. Zeka dedim bile. Ama şu cevaplara bakıp ama şey diyeceğim. Ama zeka, dikkatli olun, ağzınızdan çıkanı alırım. Zekası, özel bir şey yapmadan etkiler mi? Evet. İlk çarpı gelir, Hande sendeyim. Temiz olması, güzel kokması yani. Güzel kokması. Temiz olması. Temiz. Genel olarak böyle tabii temiz. Temiz kokması çok önemli. Böyle hani yürüyecek, arkasından kokusu gelecek gibi. Evet, evet. Güzel kokması var mıdır? Ama sevdikten sonra ne önemi var? İkinci çarpı geldi, kümelinin. Çok da önemli olmayabilir. Kübra. Bence yani arkadaş canlısı olması diyebilirim belki. Arkadaş canlısı olması var mıdır? Ya. Yoktur. O etkilemeye olmayabilir yani arkadaş canlısı. O ne canım? Herkesle öyle arkadaş arkadaş deyip sinirlenebilir insan değil mi Fikri? Proteinler kümeleniyor ve geri geldim. Bakalım su sever Sinan'dan ne gelecek? Saç sakal. Saç sakal. Evet. Erkek. Ceyda? Aynen, ben de. Ne demek istiyorsun yani saç sakalda? Yani tıraşı. Erkeğin makyajıdır saç sakal. Ha, saçı. Tabii. Doğukan? Aynı, katılıyorum ben de. Neye katılıyorsun? Saç sakal, ortak karar. Ortak. Özge? Aynen. Temiz olması. Temiz olması. Son karar Emre senindir. Ağzından çıkanı alırım. Saç sakal. Bakalım saç sakal var mı? Ve puanlar Iris'te kalır. Açılmayan iki tane cevabım var. Başka temiz olması vardı orada. En popüler 3'te bakalım ne varmış. Fizik. Özgüven çok önemli. En başka ne olur? Boy. Boy mu? Başka? Yani fiziksel. Bir daha. Çok fiziki pardon. Görünüş. Buse. Diyelim mesela çok güzel gülüyor. Ses tonu da güzel. Boy olmazsa olmaz. Olmaz. Boy olmazsa olmaz mı? Takıntısı var. Aa neden? Takıntım var benim. Senin takıntın mı var gerçekten mi? Aa dur. Çok güzel bir şey buldum. Buse. Diyelim mesela gülüşü çok güzel. Ses tonu harika. Özgüvenli. Güzel de giyiniyor. Ha? Evet. Ama olmaz. Ne ama olmaz? 1.80'in altı. Rakam benim. 1.79 bir de kabul etmiyorum. Ne diyorsun ya? Bu senin boyu kaç acaba? Buse'cim, yansın herhalde. Bu senin de boyunu soralım, merak ettim. Ne Özge? Bu senin de boyunu soralım, merak ettim. Bir daha sor Özge. Buse boyun kaç merak ettim. 67. Şimdi 1.67, 1.80 bakalım denk gelecek mi? Adam belki beğenmeyecek bu da. Ya Özge'ye bak beğenmeyen. Evet yani tam uğramadık onu. Allah iyiliğini versin Özge. Dur bakalım denk gelecek mi? Bir de adam beğenecek. Ya çok tatlı. Buradan hemen Buse, dur Buse gelince yaparız onu. Ama olmaz diyorsun ha? Yok. Her şey tam adamda. Aa, nazik de. Dur bakalım en popüler 2'de ne varmış? Ağır olması. Ey. Ama 1.80 olmasa no. 1.79'u bile kabul etmiyorum dedi ya. Bir şey söyleyeceğim. Buse de ben nasıl burada her kaslı ya da beden eğitim hocası ya da antrenör gelince elimde mezure var. Sende de şey mi var ya? Dur ben senin bir boyunun ölçüsünü alayım bakayım. Efendim ikinci etapımızla devam ediyoruz. Kübra ve Özge geliyor. Ya sorunun güzelliği nasıl denk geldi? Neymiş acaba? 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Esmer bir aktörümüzü söyleyin. Özge. Kenan İmirzalıoğlu. Kim? Kenan İmirzalıoğlu. Ha, güzel aldın kopyayı. Yes. Yakaladım. Kenan İmirzalıoğlu var mıdır? Kenan İmirzalıoğlu vardır. Buyursunlar sırayı aldılar. Kenan İmirzalıoğlu. Doğukan, esmer bir aktörümüzün peşindeyiz. Bakalım burada sürprizi ikinci 1000 lira kime gelecek? Esmer. Aktris olsaydım sonra söylerdi. Direkt söylerdim ya, şey yapmazdım. Berk Oktay. Aa Berk, canım arkadaşım. Selamı var size. Öyle mi? Evet, evet. O da mı sizin salona geliyor? Evet. Ha tamam, ben de yine salona spora başlıyorum. Berk'cim, seni çok öpüyorum. Galiba bebek bekliyor. Evet. Ay Allah sağlıklı saatli inşallah kucağına almayı nasip etsin Berk'cim. Ve sevgili eşi tabii ki. Berk Oktay var mıdır? Oba! Berk Oktay! Güzel. Sendeyim Ceyda. Burak Özçivit diyeceğim. Ama siz böyle salona gelen bütün ünlüleri sayacaksınız. Şey, Burak da bizim oradaymış. Demek Osman sizin oraya da geliyor. Peki sen beğenir misin Ceyda? Beğenirim. Beğenmeyen yoktur herhalde. Herkes kendi beğeni beğensin. Burak Özçivit var mıdır? Burak Özçivit, madem çok beğeniyorsun, sana 1000 lira geldi. Bravo. Bravo Ceyda. Sürprizli ikinci 1000 lira proteinlerden Ceyda'ya geldi. Bu arada Kenancığım benim dönemimdir. Benden bir tık öndedir ama biliyorsunuz hep anlatırım. Kenan benim güzellik yarışmasında da valemdi. Burak benden sonra, Berk benden sonra ama hepsi benim arkadaşımdır. Aynı dönemin çocuklarıyız. Ne böyle bir dramatik oldu değil mi birden? Şey oldu, gözyaşları bakıyormuş. Sinan. Daha genç bir şey gideceğim. Kadir İnanır. Kadir İnanır var mı? Bravo. Bak, ya çok acayip bir şey değil mi? Buradan Kadir İnanır'a selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı yollarız. Bak her zaman 100 kişiye soruyoruz. Yeni her nesilde var yani. Kadir İnanır. Neydi ya? Ben Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Kadir olan, Kadir. Emre, sendeyim. Barış Arduç. Ama siz böyle salona gelen herkese gelmiyor. Vallahi gelmiyor. O gelmiyor. Gelmiyor. Yok. Mesajım var galiba. Yok, aklıma geldi. Barış Arduç var mıdır? Bravo! Haydi Özge. Esmer aktörümüzü arıyoruz. Hiç çarpınız yok. Özgeciğim, bu iş sende biter. İnşallah. Şükrü Öz Yıldız diyeyim. Aa, Şükrü. Esmer. Esmer yani. Olmuyor mu? Şükrü Öz Yıldız açılırsa proteinler bu etabı alır kılçıksız. Ağlamak istiyorum. Yokmuş. Doğukan. Tarık Akan. Esmer. Tarık Akan. Bilmiyorum. Tarık Akan. Ben beyaz oldum. Esmer. Selvi Boylum. Esmer. Beyaz teniyle belki hafızalarda esmer aktör olarak kalmış olabilir mi bazıları? Ya Doğukan nete. Olmadı. Başaramadım. Ziyanı yok. 2 çarpıyı aldınız. Fakat kümelenin irisler, kümelenin esmer bir aktörümüzü arıyoruz. Ceyda. Özge, bedavadan çarpıyı veririm. Ah, tamam. Okay. Siz evet çok birbirinize dönüyorsunuz. Bak Fikri'nin gözü üzerinizde, kulağım sizde. Bedavadan hele bak mis gibi bir etap yaptınız şurada. El emeği, göz nuru. 2 tane çarpınız var. Ceyda'cığım açtırdın. Açtırmasan beni oraya yollarsın, onlar da bulur. İnşallah gitmezsiniz. Sen deyim. Çağatay Ulusoy demek istiyorum. Aynen. He. Çağatay Ulusoy. Açılırsa bu etabı proteinler alır. Hadi be. Beni izler şu an. Kenan İmirzalıoğlu demişken ran narin 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 na geleyim mi? Bak Kenan dedim hemen döndünüz. Mısra, esmer bir aktörümüzü söyleyin. Mert Ramazan Demir. Pelin. Can Yaman olabilir. Buse. Ben de Mert Ramazan Demir demek istiyorum. Kübra. Ya benim hep kumral geliyor aklıma, bilmiyorum. Mert Fırat geldi, o da ama tam esmer sayılmaz herhalde. Yani. Mert Fırat. Evet. Hande, son karar senindir. Mert Ramazan Demir diyeceğim. Yalı Çapkını'ndaki Mert Ramazan Demir açılırsa irisler öyle hazır bir etabı alacak ki proteinden. İnşallah. Bak gör. İnşallah. Sen ince ince işle şu etabı, bak nerelere getir. Sonra da irislere kaptır. Etap sizin oldu. Böylelikle 134 puanla öne geçtiniz. Proteinler 40 puanda ama ziyan yok. Daha önümüzde yol var. Efendim Mert Fırat da bu arada bayağı esmerdir. Öyle mi? Ya ben de öyle düşündüm. Bana kumral dediler. O yüzden. Kim dedi? Ben bir ara korktum. Buse'den Kıvanç Tatlıtuğ gelir mi? Hani Kıvanç Tatlıtuğ da olabilirdi. Efendim ne oldu? Aa ne tatlı ya. Etabı kaptırdılar diye resmen kavga ediyorlar. Kaos var şu anda. Kaos evet. Var değil mi orada? Kim esmer kim sarışın onu seçmeye çalışıyoruz. Ay Buse. Ve Doğukan buyursunlar. Bravo. Haydi. Bakayım soruma. Yok ya sana başka bir soru mu denk gelse? Onu sorun onu. Hangi? Onu sorun onu diyor. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Vücudumuzun D harfiyle başlayan herhangi bir yerini söyleyin. Doğukan. Dalak. Dalak var mı? Dalak var. Buse hemen yüzünü asma kuzum. Üzüldüm. En popüler 6, en popüler 5'i açtırırsan tamam. Bile sizinle başlarız. Söyleyeyim mi? Söyle. Deri. Deri var mı? Ya of. Ya of mu? Ya of mu? Bir de bana ya of çekti. Buse'cim çok pardon sizinle başlayacağız. Emre, Özge, Ceyda ve Sinan bende kalın. Çünkü şu anda çok önemli bir yerdeyiz. Buse'cim şu kameraya doğru kriterlerini bir daha bizimle paylaşırsan. Kriterlerim. Kaç yaş arası olsun? Paylaşmasam. Paylaştım ya daha demin. Tekrar başka, paylaşmayayım. Başka. Gündeme gelmesin tekrar. Şey o ya Buse şey gibi oldu ha böyle şeyler hani dışarı şey yaparlar ya mesela böyle hani özel hayatımla gündeme gelmek istemiyorum. Sadece işimle. Sadece kariyerimle gündeme. Sadece kariyerinle. Evet. Peki Buse'cim görüşürüz. Teşekkür buyursunlar Doğukan. Şimdi şöyle yapalım. Proteinler havadan bir çarpı gelsin. Ne yaptın yine? Kaç yaş arası olsun? Başka? Başka? Proteinler. Dalak açılır. Doğukan dalağı açtırdı. Bir tane çarpı Özge'den bedavadan geldi. Ceyda'cığım sendeyim. D harfiyle başlayan vücudumuzun herhangi bir yeri. Dil. Yarasını bilir misin? Bilirim. Çektin mi hiç? Yok. Ha güzel. Ama çektirdim. Dil yarası çektirdin mi? Dil yarası demişken buradan sevgili Üstad Orhan Gencebay'a selam olsun. Dil var mı? Dil vardır bakalım. Üçüncü sürprizli 1000 liram kime gelecek? Sinan. Dirsek. Dirsek. Bir de tonluyor onu. Dirsek. Dil, dirsek, ya. Dalak. Bravo Emre. Diyafram. Diyafram. Diyafram çok önemli. Bakalım diyafram var mı? İkinci çarpı gelir. İşte gördün mü Özge? Evet. Bir tane çarpıyı bedavadan aldınız. Bulmam lazım şimdi. Kümelenin irisler. D harfiyle başlayan vücudumuzun herhangi biri. Vücudumuzun D harfiyle başlayan herhangi bir yerini arıyoruz Özge. Söylüyorum. Diş. Diş, diş. Var mı? Hani bende bol miktarda olan. İşte sürpriz bak adı üstünde. Demin çarpı aldırdı ekibe. Evet. Şimdi de 1000 lirayı kaptı. Dil, diş, dirsek, dalak. Sendeyim Doğukan. Dudak. Dudak. Şey vardı değil mi ya? Dudak demişken Berk sana çok selam olsun. Çilek dudaklarına... Neydi o şarkı? Yapışıp kalacağım. Neden yapışıp kalıyorsun ya? Üstüme iyilik sağlık tövbeler olsun. Bakalım dudak var mı? Bravo! önünüzde kopya duruyor yahu hepinizin birbirinize bakınca. Ceyda. Bak siz yine iyi geldiniz buraya. Umarım buradan gitmez. Ama 40 puandaymışsınız, daha doğru söylüyorsun. Ceyda. Diz. Diz açılırsa proteinler 2 tane çarpıya rağmen bu etabı alır. Şöyle oldu, son saniyelerde etabı kaptırmayınca 40 puandan 128 puana geldiniz. Fakat rakipleriniz İrisler hala 134 puanla öndeler. Olsun, alırız. Bu arada siz ne buldunuz? Biz de aynılarını bulduk. Evet. Aynılarını bulduk. Dudak. Evet. Sonra bir daha gitmediniz. Zaten dudak çıkınca dudak diz arasındaydı. Güzel. Efendim şöyle çok güzel, en sevdiğim tat budur işte. Çok yakın puanlar birbirine. 150 puanım var. Çarşı metabıyla devam edeceğim. Hande ve Emre geliyor. Emre, çağrışım etabını biliyor musun? Biliyorum. Sen biliyor musun? Güzel, herkes olaylara hakim. 100 kişiye sordum, en popüler çağrışım yapan kelimeleri arıyorum. 30 puan için yarışıyorsunuz. Her cevap için 3 saniyeniz var. İlk kelimeniz geliyor. Mini. Mini. Mini mini bir kuş, o mini. Etek. Onarım. Düzen. Saçmak. Dağıtmak. Bakalım Hande'nin çağrışımlar doğru mu? Değilmiş. Emre, al sana 30 puan kazanma fırsatı. Mini. Etek. Onarım. Yapım. Saçmak. Ara. Oo. Şey gibi mi? Saç saç paraları Leyla'ya. Bakalım var mı? Doğru mu? Kişiye sorduğumuzda en popüler çağrışımlar hangileriymiş görelim. Kısa, tamir, dağıtmak. Mini kısa demek. Hep de eteğe gitti aklınız. Ondan geldi var. Mini, her şeyin bir minisi vardır. Sadece eteğin yoktur. Doğru. Görüşürüz. 30 puan bende kaldı. Özge ve Kübra geliyor. Orada hiç durmuyor ya, şimdi bakalım. Rahat duramıyorum. Hiç. Bakalım neler yapacaksın Kübra'cığım, eller arkada, harika. İlk kelimeniz geliyor. Uydurma. Özge. Atmak. Müsait. Uygun. Edep. Ahlak. Bakalım çağrışımları doğru mu? Güzeldi, hızın iyiydi ama. Kübra. Uydurma. Saçma. Müsait. Uygun. Edep. Adap. Bakalım çağrışımları doğru mu? Uydurmaya ne dediniz? İkiniz de saçma. Atmak. Sende bir şey yok. Uydurmaya atmak. Atmak. Uydurma. Müsait. Uygun. Edep. Ahlak dedi. Bakalım neymiş? Yalan, uygun, haya. Görüşürüz. Bir de edepli sevmek vardır, en sevdiğim. Buse ve Doğukan geliyor. İlk kelimeniz geliyor. Uzak. Irak. Öte. Yakın. Üşengeç. Pas, kaldım orada. Gelmedi. Gelmedi. Buse, uzak. Yakın. Öte. Uzak. Üşengeç. Tembel. Üşengeç, tembel. Bakalım çağrışımları doğru mu Buse'nin? Yakın, uzak, tembel sana 30 puanı kazandırır. Görüşürüz Doğukan. Ceyda ve Pelin geliyor. Oo, güzel. Bakalım sizde ne çağrışımlar, sizden ne çağrışımlar gelecek? Yurttaş. Yurt, yurttaş. Yurttaş. Yoldaş. Vatan. Millet. Vatansever. Pelin, sendeyim. 30 puan kazanma fırsatı. Bakayım. Yurttaş. Vatandaş. Vatan. Sever. Vatansever. Vatan. Hadi bakalım çarşımları doğru. Yahu yurttaş, vatandaş. Bakalım hangi çağrışımlar doğruymuş. Yurttaş, vatandaş, yurt, yurtsever. Ziyan yok, 30 puan bende kaldı. Yabancıya gitmedi, görüşürüz. Kötüydü ya. Ay az biraz da puan bende kalsın. Bodrum'da bu yaz ne yiyeceğim? Mısra ve Sinan geliyor. Son bir 30 puanım kaldı. Kaptın. 128 puandasınız. Kapamazsan, kaptırırsan, Mısra alırsa 164 puandan. Uhuhu. İlk kelimeniz geliyor. Eller arkada Mısra. Tanışık. Tanıdık. Şahsi. Kişisel. Mani. Dar. Bakalım. Mısra. Tanışık. Tanıdık. Şahsi. Kişisel. Mani. Engel. Bakalım çarşımları doğru. Bitti. Çok manidar oldu bu. Efendim 150 puanım vardı. Proteinler hiç puan alamazken 60 puanımı irisler kaptı. Dördüncü etapımızda kimlerle karşı karşıyayız? Pelin ve Ceyda. Kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Dünyanın çeşitli yerlerinde gösterilerde ve yarışmalarda kullanılan bir hayvan söyleyin. Evet, bir dönem yaptım. Pelin? Papağan. Papağan var mıdır? Dünyanın çeşitli yerlerinde, gösterilerde ve yarışmalarda kullanılan bir hayvan söyleyin. Kuş. Kuş. Papağan olmadı diyorsun ki kuş olur mu? Ve geldik en sevdiğim yere. Mısra. Maymun. Maymun var mı? Aa, maymun da yokmuş Sinan. Balina. Balina var mı? Ve tur bindirmek üzereyiz Hande. Fil. Fil ve elephant var mı? Aa. Fil buyursunlar, irisler kapar sırayı. Ve Kübra. Aslan. Aslan. Aslan, fil ve Buse. Yılan. Yılan mı? Evet. Dünyanın çeşitli yerlerinde, gösterilerde ve yarışmalarda. Ay evet ya. Burada da var. Günlük hayatta da işte hep. Yılan var mı? Yılan Pelin sen demiştin değil mi? Yok Buse sen mi? He, Pelin bakıyorum hiç bana bakma bana dön diyor. Bu kadar heyecanlı. Buse yılandan sana 1000 lira geldi. Pelin sen değil. Köpek. Köpek var mı? Köpek şey vardı hatırlar mısın? Leslie. Leslie. Ay Leslie nereden çıktı ya? Leslie. Hatırlar mısın? Kaçlısın sen Pelin? 97. Kaç? 97. Ama benim 97'den daha buzlukta ekmeğim var ya. Dışarıdan aldığım. Köy ekmeği aldıydım o zaman. Köpek var mı? Lesi var mı? Köpek, yılan, aslan, fil. Bak şöyle, hiç şarkınız yok. 194'ünüz yok, 194 puanınız var hali hazırda. En popüler 5 ve 1 kaldı. Mısra. Şimdi hamster ya da fare. Olmaz. Olmaz. Hamster ayrı. Ondan sonra fareyi kullanamazsınız. Fareye gelince tekrar görüşürüz. Hamster var mıdır? İlk çarpı gelir. Fare kısmına dönersek. Fareyi kullanmak isterseniz önden bir çarpı veririm. Fareyi kullanırsınız. İstemiyorsanız hemen bir karar verin. İstemiyoruz. İstemeyelim bence. İstiyor musunuz? İstemiyoruz. Okey, güzel. Hande. Ben at demek istiyorum. At. At. At var mıdır? At. Tabii yahu, at, at. At, köpek, yılan, aslan, fil. Kübra, bir tek kaldı. Ay, açılmamış cevap, o da sana kaldı. Bir tane çarpınız var, yoksa hayatınızı hemen renklendiririz. Danışabiliyor muyum? 5, 4. Söylüyorum, Yunus. 3. Ha. Yunus. Yunus neydi? Flipper'dı değil mi? Flipper vardı, onu hatırlar. Yok, o da yok tabii. Bayağı. Yunus açılırsa, irisler bu etabı alır bir tane çarpıya rağmen. Fırsat ayağınıza gelmiş olabilir. Kümelenin dünyanın çeşitli yerlerinde gösterilerde ve yarışmalarda kullanılan bir hayvan söyleyin. Tavşan. Tavşan. Tavşan var mı? Çok severim. Tavşan da yoktur. Aa, kümelendiniz mi ya? Yoksa ben, evet, benim hallettik. Manevi kızımı çağırdı çıktı. Hallettik. İnşallah öyledir. Sinan, sendeyim. Fok balığı. Fok balığı. Ceyda. Fok balığı. Doğukan. Fok balığı. Özge. Fok balığı. Fikir senden mi çıktı? Evet. Emre, son karar senindir. Fok balığı. Fok balığı açılırsa proteinler irislerin hazır etabını alır. Ve puanlar iris'te kaldı. Poça foku. Çok güzel ya. Çok tatlı. Ay. Fok yok. Nasıl Yunus? Ne buldunuz? Boğa bence. Boğa. Aa, çok, aa, çok mantıklı. Boğa demişken buradan Madrid'e bakalım açılmayan hayvan hangisiymiş? Boğa. Aa, boğa demişken Kadıköy'ün boğasına da buradan selam olsun. Kadıköy'ün boğası Serhat Akın, değil mi? He, Serhat Akın'a o zaman selam olsun. Bakayım ne oldu? 272 puan mı iris? Vay be. Proteinler 128 puan. Geldik zaten duble puan etabına. Sinan ve Mısra geliyor. Bu hepinizde var zaten. Yani hemen bulabileceğiniz bir şey. O yüzden hızlı davranan sırayı kapar. Sırayı kapan sırayı kaptırmasın. Çünkü neden? Final öncesi son adım artık. Bu etap finalistimizi belirler. 100 kişiye sorduk, en popüler 5 cevabı arıyoruz. Adının son harfi N. N olan bir şehrimiz. Sinan. Aydın. Aydın var mı? Aydın en popüler 3'te, en popüler 2'yi açtırırsanız sizinle başlarız. Öyle. Ya, adının son harfi N olan bir şehrimizi söyleyin. Van. Van daha popüler mi, var mı? Burası sırayı kapat. Görüşürüz Mısra. Haydi bunu bilin. Proteinlerle, haydi. Proteinlerle duble puan etabına başlıyoruz. Çok dikkatli olun. Emre, sendeyim. Adının son harfi N olan bir şehrimizi söyleyin. Mardin. Senin yok söyleme. Ay vazgeçtim. Memleket nereye diyecektim, vazgeçtim. Mardin var mı? Aa. İlk çarpı gelir. Düşünüyorum. Özge. Şu an aklıma gelmiyor. Gerçekten. 5, 4, 3, 2, 1. Ah be. İkinci çarpı geldi. Kümelenin. Aaa. Gelmez ya. Direkt var yani. Doğukan. Trabzon. Trabzon. Var mı? Yes be. Trabzon. Bize her yer Trabzon. Ceyda. Samsun. Samsun demişken buradan Ertuğrul hocama da çok selam olsun. Samsun var mı? Bravo. Trabzon, Samsun, Aydın. 2 tane kaldı. Çok önemli bir yerdesiniz. 2 tane çarpınız var. Beni oraya yollarsanız onlar bulur. Sinan. Söylüyorum. Batman. Batman açılırsa ne ala. Açılmazsa otomatikmen irislerle finaldeyiz. Ve otomatikmen irislerle finaldeyiz. Sürprizli 5. 1000 lira da bende kaldı. Bu arada o bilgiyi de sizinle paylaşayım. Size ben normal hayatımıza devam etseydik şu anda, aileler yarışıyor da, gelecektim size. Mısra'cığım ne diyecektiniz? Artvin. Pelin? Adıyaman. Ha Artvin, Adıyaman. Buse? Mersin. Mersin. Kübra? Ben de Mersin diyecektim. Son karar Hande'de olacaktı. Ben Artvin diyecektim. Artvin diyecektim. Artvin deseydi bakalım ne olacak? Olmayacaktı. Yani sizin puanınız yeterli olsaydı size dönecektim. Yine sürprizi 1000 liram. Evet, yoktu. Bakalım en popüler 5'te hangi şehrimiz var? Mersin. Giresun. Ay sürprizli 1000 lirada bende kaldı. Bu 100 kişi Karadenizliymiş herhalde. Ya şöyle tabii sonu neyle biten bir sürü şehrimiz var. Hani ama en popüler akla ilk gelenlerden işte bunlar. En popüler 4'te sizce ne vardır? Mersincan. Erzincan. Mersin. Mersin de olabilir. Bakalım hangi şehrimizmiş? Erzincan olurmuş. Başta söyleyecektin kardeşim. Ney? Başta söyleyecektim bunu diyorum. Senin memleket neresi? Kahramanmaraş. Kahramanmaraş mı? Evet. Ya baştan beri söyleyecektim biliyor musun? Kahramanmaraş'a da selam olsun. Herkese selam olsun. Çok geçmiş olsun. Tekrardan. Seninkiler orada mı? Tabii herkes orada. Bütün aile orada mı? Evet. Aa çok selam olsun. Sağ olun. Emre? Kastamonu. Kastamonu. Kastamonu'ya da selam. Yo Emre'ye neden özellikle Emre sizi uğurlamadan önce efendim umut tacirliği yapmış gibi olmayayım. Kızım burada dedim. Kızım bir sizinle göstermek isterim. Emre'nin de öğrencisi. Gel Zeynep'im yavrum elime doğdu benim. Resmen elime doğdu. Bravo, ama bak yavaş uzak dur. Yavaş uzak dur. Tamam yavaş uzak dur. Yok hayır o çok yakınlaşma. Şey niye mi? Böyle güzel. Bak bunlar hep televizyon hilesi. Kalk kızım orada. Kalk çocuğum. Tamam. Böyle güzel mi? Yok aynı kadraja girmemiz lazım ama de böyle olmadı. Gel yavrum benim. Gel çocuğum. Ay yavrum benim. Gel kuzum. Zeynep'im benim ya. Zeynep benim elime doğdu. Zeynep benim ahiretliğim denir ya. Ahiretliğimin kızı. Ama benim kız Zeynep 15 yaşına kadar bayağı beni annesi sandı değil mi? Öyle mi oldu? Bayağı doğru bir hikaye bu arada ya. Evet. Ben yalan mı söylüyorum Uzun? Hayır, beni çok kandırdı. Yalan mı söylüyorum derken 15 yaşına kadar annenim diye yalan söyledin zaten ya. Ha evet. Evet. Yalan mı yüzüme mi vurdu bu? Evet. Yani kandırdı demeyelim de yani öyle bir gönül bağımız var diyelim. Bayağı... Zaten çok benziyoruz bu arada. Yani. Şu anda mı fark ettin? Hayır ya. Hakikaten. Yok şey hani makyajsızken daha çok benziyorum ben. Makyajı çok benzemedim. Bu arada Emre de senin spor öğretmenin mi? Maalesef. Siz bu kadar memnun değilsiniz yani. Hoca, öğrenci niye birlikte çalışıyorsunuz? Ya, salona ilk geldiğimde hemen atladı güzelim diye. Öğrencisi oldum. Şimdi arkadaşı oldum mecbur. Aramızdaki boy farkından dolayı. Bir şey söyleyeceğim. Özgüvene bak. Kimden aldı? Ya Zeynep'im beraber kapatalım. Ya kapatmayalım proteinleri. Efendim alkışlarla uğurluyorum sizi. Tebrik ediyoruz arkadaşları. Efendim? Tebrik ediyoruz. Harikasınız. Tebrik. Bak işte ne kadar centilmen rakipleriniz var gördüğünüz gibi. Efendim bu arada benim ayretliğim kızı dedim ama babası da benim can yoldaşımdır. Efendim finalde irislerle beraberiz. İrislerle finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Benle. Hande ve Kübra. İlk kiminle yarışıyorum? Benimle yarışıyoruz. Kübra seni şimdilik müzik odasına alıyorum. Tamam. Hande seni de final için yerine. Hande bu akşam bizden 10.000 lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Alarm kurmak için bir sebep söyleyin. Erken uyanmak. Pişirmeden önce suda bekletilen bir baklagil söyleyin. Kuru fasulye. Vücudumuzda kırılınca alçıya alınamayan bir yer söyleyin. Kalça kemiği. Son harfi sessiz olan bir rakam söyleyin. 0. Çamaşır makinesine deterjan dışında konulan bir şey söyleyin. Yumuşatıcı. Güzel. Alkışlarla seni yerine alıyoruz. Final için Kübra geliyor. Kübra bu akşam Aileler Yarışıyor'dan 10.000 lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Tamam, sana çok basit 5 tane soru soracağım. Tamam. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pasteki süremiz kalsın. Tamam. Değiştir dersen bir iki senden önce Hande aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da hemen cevabını değiştir. Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Alarm kurmak için bir sebep söyleyin. İş. Pişirmeden önce suda bekletilen bir baklagil söyleyin. Barbunya. Vücudumuzda kırılınca alçıya alınamayan bir yer söyleyin. Klavikula kemiği. Vücut kemiği. Son harfi sessiz olan bir rakam söyleyin. Sessiz. Sessiz. Mert. Çamaşır makinesine deterjan dışında konulan bir şey söyleyin. Yumuşatıcı. Değiştir. Tren doldu. Ah. Hande seni de hemen Kübra'nın yanına alayım. Hande ve Kübra 10.000 liraya giden yolda bakalım neler yapmışlar. Alarm kurmak için bir sebep söyleyin dedim Hande erken kalkmak için. Erken uyanmak size kaç puan getirir? En popüler cevabıymış. Kübra'dan da iş geldi. İş çok güzel alkış aldı. Bakalım kaç puan alacak? Pişirmeden önce suda bekletilen bir baklagil söyleyin dedim. Hande'den kuru fasulye geldi. Kuru fasulye siz irislere kaç puan kazandırır? 2 en popüler cevapları açtırdığını Hande, Kübra'dan da barbunya geldi. Nohut güzel olmuş. Nohut da güzel olmuş. Evet. Ama bunu da söyleyeyim. Var bu mu ya? 102 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Aa. 106 puana ulaştınız. Bir sonraki sorum, vücudumuzda kırılınca alçıya alınamayan bir yer söyleyin idi. Hande kalça kemiği dedi. Kalça kemiği size kaç puan kazandırır? Wow. Bravo Hande. 3'te 3 en popüler cevapları açtırdın. Kübra da bizimle çok değerli bir bilgi paylaştı. Sanırım köprücük kemiğinin Latincesini bizimle paylaştı. Bir daha söylesene Kübra. Klavikula. Klavikula. Türkçesi evet. Aklına gelmedi. Klavikula değil mi? Evet. Latincesi. Evet. Evet. Klavikula, yani Türkçe'de biz halk arasında klavikulaya köprücük kemiği diyoruz. Köprücük kemiği size kaç puan getirir? Son harfi sessiz olan bir rakam söyleyin dedim. Ben, 0 dedi Hande. Ben duyamadım sizi hiç, evet. Anlayamadım yani. 0. Şimdi bakalım irislere kaç puan daha getirecek. Mert'e selamlar. Evet Mert. Kardeşim hep aklımda. Kim Mert Kübra? Mert kardeşim. Ya ben seni yerim. Ya ben hiç rakam dediğinizi duymadım. O yüzden son harfi sessiz olan bir rakam söyleyin dedim. Kübra'dan evet. Da kardeşi hiç aklından çıkmıyor evet, belli ki. Mert dedi. Mert. Kardeş kontenjanından size puan getirir. Buranın en popüler cevabı 1'di. Evet, mantıklı. Çamaşır makinesine deterjan dışında konulan bir şey söyleyin diye sordum. Kübra senden başlamak isterim. Zira senden cevap alamadık. Kıyafet ya. Aynen, kıyafet. Önce yumuşatıcı dedin aynen. Ama sonra değiştirdi de vakit kalmadı. Evet. Kirli falan. Aynen kıyafet. Ve her şey 162 puandayken evet. Hande'cim senin cevabına kaldı. Hande'den yumuşatıcı cevabını aldık. Yumuşatıcı bu akşam irislere 10.000 lirayı kazandırır mı? Onu şimdi birlikte göreceğiz. Aa. Devam ediyor. finalistler bu akşam bizden 10.000 lirayı kaptılar. Aileler Yarışıyor'un 600. bölümünde 10.000 lira size geldi. 1.000 liralar var mı sizde? Hep Buse'de. Buse'de var. 11.000 lira irislere gitti. İlk, pardon 12 galiba. 12. Sende 2 tane var. Aynen. Tabii 12.000 lira toplamda irislere gitti. Aileler Yarışıyor'un 600. bölümde hep birlikte olmaktan gerçekten çok mutluluk duyduk. Ben tekrar kendi ekibime burada herkesin tekrar eline, emeğine, ayağına sağlık diyorum. İyi ki varsınız. Siz de canım ciğerim. Yepyeni bir Aileler Yarışıyor da yeniden görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.